Selamlar değerli oyun sever dostlar. Kaliteli, filtresiz Türkçe oyun videolarının adresi Frank Benjamin'in kanalında siz ve sizler birlikte FC 25 serimize kaldığımız noktadan 4. bölümüne devam ediyoruz. Offline olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı yayınlarımıza bir süredir ara verdik. Sebebini kemizdeki şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla bir süreliğine canlı yayınlarımız ne yazık ki olmayacak arkadaşlar. Bunun da kısaca başlamadan önce bilgisini verelim isterim. Manchester United Rebuild kariyerimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. En son Manchester United Chelsea maçını oynayacaktık. Burada bıraktık. Bundan önce de arkadaşlar Fenerbahçe ile Avrupa Kupası'nda karşılaştık. Şükrü Saraçoğlu'nda maç 1-1 bitti. Çok çekişmeli bir maçtı. Şu ana kadar oyunda oynadığım en çekişmeli maçlardan biriydi. Fenerbahçe gerçekten çok tehlikeli bir rakip olmuş. Ama defansa çok açık verdiler. Livakovic de muhteşem performansıyla hakikaten Fenerbahçe'yi kurtardı diyebilirim. Şimdi Chelsea ile direkt başlayacağız arkadaşlar. Çok da beklemeye gerek yok. Yalnız Chelsea'de bir şey söylemek istiyorum. Bu arada son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik kalmışlar. Arkadaşlar Sancho burada kiralık olarak hayata devam ediyor. Manchester United'da çok mutsuz. Manchester United taraftarları olarak da biz de ondan mutluyuz zaten. Ama Chelsea'de kendini birazcık buldu diyebilirim. Bu Chelsea'de de arkadaşlar ilgimi çeken Nkunku, Neto ve Palmer var. Her ne kadar Wits'i Bruno Fernandes'in yerine düşünsem de Palmer da çok ilgimi çekiyor. Ve Palmer da bildiğim kadarıyla arkadaşlar bir Manchester United taraftarı. Ama tabii sonuçta profesyonel futbolcu. Önce Manchester City'de sonrasında da Chelsea'de hayatına devam ediyor. Ve bence arkadaşlar geleceğin Frank Lampard olabilecek potansiyelli bir oyuncu olarak görüyorum ben bunu. Çok da beğeniyorum. Umarım bir gün Manchester United'a gelir. Antrenman yapmıyorum. Şu antrenman muhabbetinde belki de bir ayarı vardı. Ben girmeden önce ayarlamadım. Velasquez son maçta %100 pas isabeti. Oha. Çok iyiymiş. Velasquez bu formunu kutlayalım tabii ki de. Takım kurma şekliniz birçok takımınkinden farklı gibi delik beklentinize ayak uydurabiliyor mu? Kesinlikle. Delik de öğretme ve uyuma konusunda çok iyi. Söylentilere göre Gor antrenmanlarda iyi performans sergisiyle ilk 11'de Casemir olacakmış. Gor oğlum rezerv takım lan. Şöyle yapalım. Zamanı geldi her oyuncu takımda yardımcı olabilir. Politik cevaplarla geçiştiriyoruz arkadaşlar. Evet şimdi yetenek avcı raporlarımız da gelmeye devam ediyor. DKT'ler ayrı için gelmiş arkadaşlar. İngiltere ve İtalya biraz daha devam edecek. Şu an ona bakmaya gerek yok. Gençler turnuvası da başlamış ama gençler turnuvası oynamıyorum. Geri geldiği zaman arkadaşlar başarılı olanları takıma kaydıracağım. Şimdi Kobe Mainu birazcık yorgun. Casemiro da yorgun herkese. Garnacho sakat. Ne yazık ki 3 ay sahalardan uzak kalacak. Bruno Fernandes'in cezası bitti arkadaşlar. Kadroya tekrardan alabiliriz onu. Şöyle Velasquez'i orta sahaya çekip Ugarte'yi Casemiro'nun yerine alalım. Stoper'de Delikt'in yerine Yoro'yu alalım. Rakibimiz Chelsea. Hızlı bir defans hattına ihtiyacımız olacak. Rashford'u çok isterim oynatmayı arkadaşlar. Fakat şu anda birazcık yorgunluk düzeyi de artmış. Amatiyalo'yu oyuna alalım. Biraz ters kılık olacak ama idare edelim. Evet, Old Trafford'da oynuyoruz arkadaşlar. Yağmurlu bir hava olacak Old Trafford'da. Ama harika bir atmosferin bizi bekleyeceğini düşünüyorum. Maç girişlerini izletelim. Evet. Normalde burada spikerler konuşuyor. Zemin çok güzel. Hafif bir yağmurlu hava var. Umarım ki şiddetlenmez. Arkada da Rashford'ın büyük askıda banner'ını görüyoruz. Güzel olmuş. Aslında bu Manchester United'ın tünelden girişleri falan da gösterebilirler ama tabii Manchester United'ın anlaşması Konami ile olduğu için. Bu arada Konami de FIFA ile anlaşmış. Önümüzde ne gibi bir yol bekliyor bilmiyorum. Çok değişik işler dönmeye başladı artık. Tamam artık geçebiliriz. Ben detaylı olarak göstereyim diye düşündüm ama çok da detaylı göstermiyor. Eski oyunlarda ne varsa aynısı devam ediyor. Evet. Sunumumuza başlayabiliriz. Mazraoui. Onana'ya çok tehlikeli bir pas. Çok hızlı attı.
Martinez'den Mazraoui'ye. Yoro. Lisandro Martinez, kasap lakaplı. Amad Diallo. Bruno Fernandes'den müthiş bir pas. Velasquez'e yetişebilir mi o top? Ama Gusto arada. Evet, bir öksürük geldi. Palmer müthiş bir pas çıkarttı. Nico Jackson. Nico Jackson vurabilir. Yeni Yoro tam zamanda araya girdi. Pedro Neto. Pedro Neto geçmeye çalışıyor ama Dalot tam zamanında. Ugarte. Amad Diallo. Onana'ya döndü. Onana direkt olarak Antony'yi gördü. Mazraoui. Topu kaptırdı Velasquez. Nico Jackson çok uzaklardan. Onana iyi sezdi topu. Yerden çok sert geldi. Kaleci için kolay şutlar değildir yerden sert gelen şutlar ama Onana iyi pozisyon tuttu. Gusto. Nico Jackson tekrardan. Nicholas Jackson bugün kaleye vurmaya çok hevesli gözüküyor. Son dönemde gerçek hayatta da kendini iyi gösterdi Nico Jackson. Aslında Nicholas Jackson demek daha iyi. Nico Williams'a karıştırılıyor. Karıştırılabilir. Atletico Bilbao'daki Ugarte. Çok boş pozisyon. Højlund. Højlund gidiyor. Højlund. Højlund vurdu. Dışarı vurdu Højlund. İnanılmaz. İnanılmaz. Burada nasıl dışarı vuruyorsun Højlund? Çok kötü vurmuş. Ugarte'nin pası da çok hızlı bir pastı ama Højlund önünü almışken ve kaleye dönebilmişken bunu değerlendirmesi gerekiyordu. Leniyoro indirdi Velasquez. Dalo. Ugarte ve Bruno Fernandes. Kanada hızlı döndü. Mazraoui. Antony'yi gördü. Antony içeri bir dönecek. Çok ortaya gitti top. Mazraoui her yerde. Çok memnunum Mazraoui'den şu ana kadar. Dalo. Dalo. Gusto araya girdi. Korner. Manchester United ilk kornerini Antony ile kullanacak. Evet. Dalo ön direkte güzel geldi ama çok kötü bir vuruş. Hiç beklenmedik. Evet, Sanchez kale atışıyla oyunu tekrardan başlatacak. Højlund bir avcı gibi bekliyor. Højlund çok tehlikeli hareketler defansta. Chelsea'li oyuncular kumar oynuyorlar resmen. Lavia. Sancho. Nicholas Jackson. Ugarte. Normalde arkadaşlar Sancho'nun bize karşı oynaması yasak Premier Lig kurallarına göre. Bu kuralları oyunda işlememişler. Normalde Premier Lig'de bir oyuncuyu Premier Lig takımına kiraya verdiğiniz zaman o takıma karşı oynayamıyorsunuz. Oynatamıyorsunuz. Højlund vurdu. Sanchez bütün sağ inledi. Bütün stat inledi resmen. Højlund'un kaçırdığı ikinci net pozisyon diyebiliriz. Højlund'un vuruşlarını, şutlarını geliştirmemiz lazım. Bu belli olmaya başladı. Evet. Ortayı kullandı. Tekrar bir pozisyon olabilir mi? Ne oldu burada? Abi niye faul çaldı anlamadım, neyse. Evet, Fofana. Kukureya. Sancho'nun önünde çok büyük boşluk. Sancho. Cole Palmer'dan Kukureya'ya. Velasquez dikkatli. Cole Palmer şu ana kadar kendini gösteremedi. Kukureya ve Dewsbury Hall. Lavia. Palmer ve Sancho. Sancho vurabilir. Nico Jackson. Onana çok iyi kapattı. Normalde yapamadığı şeyler bunlar. Bu dar köşeden Onana normalde yerdi. Kapattığı köşeden gol yemekte üstüne yok çünkü. Palmer uzun kullandı. Kafa vuruşu dışarıya. Tosin. Kaptan Tosin. Kaptan Tosin kaptan ne alaka lan?
Çok ilginç. Kaptan seçimi. Onu ana kısa başlattı. Dalo. Lenny Yoro. Mazraoui. Çok güzel çalımladı Mazraoui. Arkadaşı Ugarte'yi gördü. Ugarte çıkaramadı. Dalo hızlı dönmeye çalışıyor. Amat Diallo kanadı gördü. Anthony. Anthony kanada doğru yöneliyor. Anthony. Çok güzel hareketler. Sanchez. İnanılmaz pozisyon, kaçıyor. Anthony'den müthiş çalım. Diego Dalo çok hızlı kullandı. Amat Diallo. Dalo kurtardı. Dalo ortalayacak. Hoylund vuracak mı? Arkaya döndü top. Kukure'ye araya girdi. Chelsea defansında sıcak saatler. Sıcak dakikalar. Sancho. Sancho çok zorluyor. Kaptırdı. Bruno Fernandes. Hoylund. Hoylund boşluğu buldu. Hoylund artık bunu vur. Sanchez resmen Chelsea ipten alıyor. Çok da iyi vurmuş ya. Müthiş kurtarmış Sanchez. Sayın seyirciler. Evet. Şöyle dibine gireceğim. Şöyle hafif böyle tepeden gelsin istiyorum top. Sanchez kurtarır mı? Kurtardı. Palmer'dan Neto'ya. Neto çok hızlı. Faul. Burada kart çıkabilir. Direkt ayağa müdahale oldu çünkü. Diallo. Hakemin kararını bekliyoruz. Sarı kart. Hakemin kararı doğru gözüküyor. Gusto Bruno Fernandes izin vermiyor. Taç Chelsea'nin. Gusto kullandı. Palmer çok güzel aldı önüne. Tosin. Kukureya saçları. Palmer. Romeo Lavia. Palmer. Tekrar Lavia. Pedro Neto. Kurtaramadı. Bruno Fernandes. Kanatta. Anthony gördü. Anthony'nin karşısında Kukureya var. Kukureya çok rahat alır bunu. Anthony çok açtı ayağından. Amat Diallo Neto'yu kovalıyor. Neto tam zamanda çıkardı. Palmer. Nico Jackson vuracak. Martinez'den müthiş müdahale. Bir hızır gibi yetişti oraya. Anthony Ugarte. Tekrar Hoylund'u kaçırdı. Hoylund artık at bunu. Hoylund gidiyor. Hoylund vuracak. İnanılmaz. Sanchez bugün resmen elinde bir mıknatıs, topun içerisinde de bir mıknatıs daha var. İnanılmaz bir şey ya. Uzak köşe, ters köşe. İç taraf hiç işlemiyor herife yani. Ve hayatımda bu kadar iyi kurtarışlar görmedim ya. Evet, Amat Diallo Neto'yu tutamıyor arkadaşlar. Buraya bir müdahalemiz gerekecek. Luke Shaw'u alacağım. Çok ilginç bir şey yapacağım arkadaşlar. Dalo ile Luke Shaw'u değiştireceğim. İki defansif oynatacağız. Yoksa biz bu karattan yiyeceğiz. En azından sarı kartı da var. Evet, ikinci yarı başladı. Velasquez çok derinde oynuyor. Box to box pozisyona aldık Velasquez'i. Aslında natural pozisyonu değil. Lenny Yoro. Çok kısa kaldı pas. Ama Martinez orada. Velasquez Yoro. Ugarte kalecisine kadar döndü. Onana. Abi ne oluyor? Bunu da gördük oyunda. Abi inanılmaz oyunda sıkıntılar var. Aklım almıyor artık. Aklım almıyor. Kolum filan bozuk değil arkadaşlar. Kolla başka oyunda oynuyorum yani. Ben oraya pas atmış olabilir miyim sizce? Sapıttı oyun. Yok, kafayı yiyeceğim artık ya. Oyun berbat abi yani.
Bu oyunu övenler falan var abi, yapmayın ya. Simülasyon modunda oynuyoruz, bu gerçekçi mod falan diyorlar yani. Bu gerçekçilik. Kaçırdığımız gollerin yanı bir de kendi kalemizde de gol attık. Onana resmen hani sanki rüşvet almışçasına. Neto. Dalo kurtardı topu. Dalo vur artık. Højlund gidiyor. Højlund vuracak. Højlund! En sonunda attı Højlund. Yeter be. Yeter. Bu Allah belanı vermesin senin. Kaç tane kaçırdın be. Oo. Yedekler de seviniyor. Güzel. Hey yavrum hey. Old Trafford ayakta. Dalo'nun müthiş ara pası. Højlund artık yine son anda ayağımızdan çıkarmışız topu. Yan ağlara doğru. Ölü bölgeye de göndermişiz. Muhtemelen offside taktiği oynuyor Chelsea. Ama Højlund offside taktiklerini aşmada çok iyi bir futbolcu. Kademeyi iyi ayarlıyor. Böyle çizgiyi. Ve tam o anda koşuya çıkıyor. Şu ana kadar offside taktikleri işe yaramadı. Fofana çok tehlikeli hareketler yine. Tosin. Gusto. Lavia. Gusto. Dalo. Sol kanadı çok kuvvetlendirdik. Onlar da Reece James'i oyuna aldılar. Enzo Maresca. Orada bir şeyler oldu ama anlamadım. Reece James Gusto'yu bıraktı. Şu an onlar da iki bek. Hatta İki bek bir kanat gibi bir oynuyorlar arkadaşlar. Çok değişik bir oyun anlayışı var şu an Chelsea'de. Gusto sağda. Reece James sağda. Artı Neto sağda. Reece James ortada oynuyor yalnız. Çok ilginç. Pedro Neto. Dewsbury Hall. Kukurea. Jadon Sancho. Ayağında yine geveliyor topu. Cole Palmer müthiş döndü. Vurdurmayın. Vurdu. Direği yalayıp geçiyor. Evet, Rashford'u yavaş yavaş oyuna dahil edeceğiz arkadaşlar. Çünkü ileriye hareketlendirmemiz lazım. Yoro kaptıracak. Kaptırdı ama çok riskli hareketler. Sancho'nun kaçlara hayranım. Zirkse'yi de alalım arkadaşlar. Højlund biraz dinlensin. Onana bıraktı kısa pasla. Yine geriden oyun kurmayı planlıyor United. Martinez. Çok kötü pas. Martinez'den Palmer vurdu. Onana. Palmer hiç bekletmeden vuruyor. United defansında infial var. Sızıntı var. Luke Shaw. Bruno Fernandes. Luke Shaw'a kaç diyor. Luke Shaw mesajı aldı. Luke Shaw. Zirkzee fiziğini kullanarak geçmeye çalıştı ama olmadı. Nicholas Jackson. O da kaptırdı. Ugarte. Antony önüne aldı. Antony yine ayağından açtı Antony ama bu sefer olmadı. Antony'den müthiş hareketler. Antony gidiyor. Antony bıraktı. Zirkzee'yi vurabilecek mi? Yetişemedi. Chelsea'nin ağır ataklarının ardından United bir açılabilme fırsatı buldu ama Chelsea ataklara doymuyor. Ama defans şu anda çok iyi. Ugarte. Bugün müthiş hamleler yaptı Ugarte. Müthiş ara pasları var. Ama offside. Evet. İşte Højlund'la Zirkzee'nin farkı. Offside taktiği Zirkzee'yi tuttu. Evet, silahlarını sahaya sürmeye devam ediyor Enzo Maresca. Ve Felix oyunda. Tosin'den James'e. Gusto. João Felix. Ve Gusto. Rashford aptal gibi izledi orayı. João Felix. Luke Shaw. Kalitesini her zaman gösterir Luke Shaw. Velasquez. Mazraoui aradan. Zirkzee'yi görecek. Zirkzee yetişebilecek mi? Zirkzee çok yavaş. Zirkzee kendini de yere attı.
Bol çuvalı gibi yere düşüzükse. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'e nasıl çalım öyle? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gidiyor artık. Bunu yaz Bruno Fernandes. Ah! Aman ya Rabbi. Mason Mount'u sağ kanatta oynatabiliriz. Evet, Antony artık çıksın. Arka arkaya oyuncu değişikliği arkadaşlar. Antony oyundan çıkıyor ve Mason Mount eski takımına karşı forma giyecek. Son 12 ortalama 15 dakikada. Gusto. Dispri Hall. Hop, kaptırdı Mount. Daha bismillah top ayağına değdiği gibi kaptırdı Sancho. Dispri Hall. Dispri Hall bıraktı. Rhys James kanada bıraktı. Neto. Ya hayır, Joao Felix Neto çıktı oyundan. Rashford. Rashford. Rashford da kaptırdı. Bugün şu ana kadar sahada yok gibi neredeyse Rashford. Palmer müthiş vurdu. Hiç beklenmedik anlarda vuruyor Palmer. Martinez'in solundan çıkartmış şutu. Topu döndürebilmeyi başarsa kalede çok büyük tehlike yaratabilir. Martinez. Luke Shaw. Luke Shaw uzun oynadı. Ama rakibe gitti direkt top. Rhys James ve Gusto. Felix. Felix. İnce çalımlar. James. Rashford kaptı. Kaptı gibi de kaptırdı. Şu ana kadar bir katkı sunamadı Rashford sahada. Ne defansif anlamda ne ofansif anlamda. James. Joao Felix. Karşısında Ugarte. Ugarte çok dikkatli. Orta geliyor. Ondan da çıktı ve aldı. Çok hızlı başlatacak. Fernandes kendini gösterdi. Fernandes. Çok uzun bıraktı. Zirkse yetişebilecek mi? Zirkse için çok zor top. Artık son 2 dakika kaldı. United son bir şans golünün peşinde. Acaba bu gol gelecek mi? Ugarte. 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 Ugarte bıraktı Zirkse. Zirkse kanada doğru gidiyor. Zirkse bıraktı. Rashford. Vur artık. Gol. Gol. Durdu vurdu. Kazandık. Artık yemezsek. Onu ana kendi kalesine bir tane daha atmazsa. Şu pasın güzelliğine bakın. Rashford'dan müthiş kontrol. Top daha yere seker sekmez. Ayağının dışına öyle güzel oturmuş ki top. Sanchez. Resmen baka kalmış. İşte Rashford'un sevinci. Marcus Rashford 90'da atıyor. Chelsea tribünleri buz kesti resmen. Palmer, James bitir artık diyor hakem. Bütün futbolcular hakeme bakıyor. Bitir artık diyorlar. Dakika 93, son 1 dakika. Nicholas Jackson. İndir onu. İndirin. Hayal mahsulüsün, hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Allah belanı versin. Nereye gidiyorsun bu çocuğu? Ulan anana. Allah kahretsin. Şu giydiğiniz formadan utanın lan. Bu formadan utanın. Bakarsın anca öyle. Ne röportaj yapmıyoruz. 90 artı 1'de atmışsın, 90 artı 4'te yiyorsun ya. Yazıklar olsun ya. Haaland olmuş Ballon d'Or'u. Vay anasını satayım. Helal olsun. Haaland almış. Bence de Haaland almalıydı zaten arkadaşlar. Messi'ye derdiler ya. Çok komik ya.
Evet, PAOK'la oynayacağız. Hemen bunu atlatmamız lazım. PAOK'la rakip analizi yapalım. Bu maçı oynamayacağız arkadaşlar, biliyorsunuz. Hemen bir basın toplantısı yapacağız. Şu basın toplantısında hızlı yapmaya olsa yani. Evet, hızlıca hemen. Abi yediğimiz gol neydi öyle ya? Yani kendi kalemize attığımız ya, o kadar saçma bir şey ben hayatımda görmedim ya. Kanattaki adama pas çıkartmak istedim, döndü kendi kalesine vurdu ya. İnanılmaz şeyler oluyor sahada gerçekten. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor sahada. Maç günde geç abicim ya. Evet, sıkıntı yok sanırım. Hızlı simüle edebiliriz bence. Otomatik olarak değiştir kardeşim. 2-1 kazanmışız. Allah bereket versin. Velasquez ve Rashford atmış. Güzel. Bir puan durumuna bakalım arkadaşlar. Şimdi ne durumdayız? Bir ofise girelim. Bir puan durumlarına bir göz atalım. Arkadaş ya, Chelsea'yi bak. Chelsea'yi yensek şu anda 23 puanımız olacaktı. Manchester City önümüze geçti. Hayret bir şey ya. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil yani. Neyse artık. Bir dakika, şeye bakacaktık. Avrupa Ligi'ne bakacaktık. Evet, burada da 4. sıradaymışız. Ajax kaybetmeden gidiyor. Biz bir tane beraberliğimiz var. O da Fenerbahçe ile kaldık arkadaşlar. Fenerbahçe de hemen arkamızda. 2-2 onlarda. 2 galibiyet, 2 beraberlikleri var 8 puanla. Beşiktaş 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puanı var. Galatasaray da herkes arkadaşlar 7 puanda ilerliyormuş şu anda. Ya biz burada çıkarız. Yani ilk 10 içerisinde çıkarız kesin. Ama sonrasında ne olur bilemiyorum tabii. Lige çok önem vereceğim arkadaşlar. Lige hakikaten kafayı takmış durumdayım. Yani bu sezonda da ligi kaldırmak istiyorum ben. 2 tane okumamış e-postamız varmış. Finlandiya milli takım. Teklifi reddet abi. Maç ertelendi. Daha önceki şey o. Fixtür. İlerle diyelim. Leicester City arkadaşlar oynamayacağız. Direkt geçeceğiz simüle olarak. Rakip analizine bakalım hemen. Harry Winks ve Andy diye işaretlemiş. Mavi dedi mi? Oliver Skip. Tottenham Hotspur'dan buraya gitmişti. Justin var arkadaşlar, ilgimi çeken. Westergaard, Ricardo. Ricardo da bir zamanları gitti. Sonra bayağı bir yok oldu, gitti o da. Evet. Teknik direktör yardımcısı tarafından yeni bir e-posta almışız. Bunlar kulüpte olmayacaklar. Milli takım arasında gitmişler. Okey. No problem. Maç gününe devam edelim. Kadroda bir düzenleme yapmamız lazım. Yorgun, savaşçı çok var. Garnacho'yu bir kenara almamız lazım arkadaşlar. Bruno Fernandes'i de kenara aldık diye Bruno Fernandes'i oynatmaması kadar saçma bir şey yok. Otomatik geri alsa iyi olacak yani. Oğlum ben bunu istemedim lan. Hukşov'u oynatmayalım. Evet, Rashford yine şöyle yapacağım arkadaşlar. Mason Mount'u kanat değiştireceğim. Anthony'yi şöyle yapacağım. Şimdi bir hızlı simüle çakalım bakalım. 3-1 kazanmışız. Temiz bir skor. Mis gibi. Bruno Fernandes. Bir de Mason Mount atmış. Hem de ikinci dakikada atmış. Değişiklik işe yaramış arkadaşlar yani. %53'te topla oynamamız var. Gayet güzel skor. Gayet hoş skor. Beğendim. Ipswich Town oynayacağız arkadaşlar şimdi bir de. Bunu da simüle edeceğiz. 2 tane okunmamış mesajımız var. Hemen göz atalım. Daha sık oynamam gerekiyor. Kadrodaki yeni sağlam geç. Beni kadroya aldığınız için. Rehavete kapılma. İlerleyelim bakalım arkadaşlar. İlerle hocam. 5 oyuncu milli takım görevinde. Geçelim, gerek yok. Geri dönecek olması olsa. Bu tarihe kadar dönmüş olacak yani. Evet, rakip analizine bakalım. Ipswich Town'da göz önünde bulundurulması gereken adamlar bayağı da varmış kadroda. Ama açıkçası tanıdığım var mı içerisinde diye bakıyorum ama Burns'ı tanıyorum bir tek. Geri kalanlarını hiç tanıyorum. Ha, bir de Calvin Phillips var arkadaşlar yedeklerde. Calvin Phillips de ne yükseldi ne düştü be. Leeds United'dan Manchester City'ye gitti. Kendini bir türlü gösteremedi. Birazcık bir çocuğa ben haksızlık yapıldığını da düşünüyorum bu arada. Oradan da Ipswich Town'a geriledi. Bu arada eski oyuncumuz Axel Tuanzebe var. Severdim o çocuğu da. Tuanzebe'de çok gelecek görüyordum ama sonra bir
şey yapamadı. Parlayamadı gitti yani çocuk o da. Evet. Hızlı simülasyon yapacağız. 4-1 kazanmışız. Çok temiz skor arkadaşlar. Amad Diallo 85'te 60. 69 Velázquez, 64 Meynu. Herhalde bir de ilk yarıda bir Meynu daha atmış. Meynu'ya bak sen, Meynu şov yapıyor. Meynu bizim için çok önemli arkadaşlar. Çok 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 önemli bir futbolcu. Box to box oynatacağız. Ve bak player of the match seçilmiş zaten. Box to box oynatacağız. Bizim için çok değerli bir futbolcu olacak gelecekte. Ratingi de çok yükselecek. Gelecek çok vaat eden bir futbolcu. Rakip analizine bakalım arkadaşlar. Adamlarda bayağı da oyuncu varmış yani. Bir basın toplantısı istiyor, yapalım. Okay guys, thanks very much. We'll start the questions now. Evet, geçelim. Time's up guys. Thanks for... Hızlı hızlı buralara atlıyorum arkadaşlar. Bunları hep aynı şeyleri sorup duruyorlar zaten. Maç gününe geçebiliriz artık. Şimdi şurada ufak tefek değişiklikler yapacağız. Bruno Fernandes'i bir kadroya alsak iyi olacak. Bu arada Bruno Fernandes bu konuda sıkıntı çıkartabilecek potansiyele sahip bir adam. Onun dışında kadroda bir sorun görmüyorum ben. Ama şöyle yapalım daha iyi olur. Rashford yine hafif bir yorgunluğu var ama çözümlenemeyecek bir şey gibi de durmuyor. Bu maçta Luke Shaw'u arkadaşlar Dalot'un yerine oynatalım. Ve hızlı bir simülasyon patlatalım. 3-1 kazanmışız. Galibiyet serimiz son sürat devam ediyor. Chelsea maçından sonra bir açıldık. Öyle böyle gitmiyoruz yani. Mazraoui, Velázquez ve Rashford. Hakikaten Velázquez'de oyuncumuz Velázquez. Kendi oluşturduğumuz oyuncu. Maşallah hiçbir maçı da boş geçmiyor. Çok memnunum şu anda. Çok da yüksek bir reytingde yaratmadık arkadaşlar. 72 reytingde yarattım ama dengeli bir reytingi var. O yüzden sahada iyi bir, yani sahadaki formasyona da taktiğe de uyumlu bir futbolcu olduğu için iyi gözüküyor. Evet, bunda Fernandes'in hemen mesaj geldi. Muhtemelen kadroya neden olmadığıyla alakalı. Evet. Önümüzde daha önemli maçlar var. Şimdi arkadaşlar bir kadro merkezine gidelim. Çünkü Bruno Fernandes'i kırmızı kart yüzünden dışarı almıştı. Takım kadroları diyelim. Şimdi bu adamın kenarda olmaması lazım. Yani rezerv takımda olmaması lazım. Bruno Fernandes'i alacağız. Yavaş yavaş da şu adamları, mesela Collier'i falan buraya adapte etmemiz lazım. Collier kalacak. Kalma ihtimali olan adamlar bunlar. Harry Amasa keza arkadaşlar. Bunları yedeklerden oyuna alabileceğimiz adamlar. Şimdi Casemiro bugün biraz yorgun. Şöyle yapalım. Velázquez'i kanatta oynatalım. Kanatta da oynayabiliyor arkadaşlar Velázquez. Evet diyelim şimdilik. Bu şekilde devam edelim. Hop, hayır. Şimdi merkeze gidelim. Maç öncesi antrenmanı geçelim bunları. Direkt arkadaşlar hızlı simülasyona devam ediyorum. 13.30 gündüz maçı. Everton 2-0 yenmiş. Olamaz. Hiç beklenmedik. Beto 2 tane takmış bize. Abi aslında sahada daha hakim gözükmüşüz ama herifler bizi tokatlamış resmen. Everton'dan beklemediğim bir performans. Hayırlı olsun diyorum. Evet, beraberliklerle geçen bir haftada bizim indirmemiz kötü oldu. Bruno Fernandes, ayaklarını yere bas. Bunu kafanda çok büyütme. Bruno Fernandes'i tameliyorum şu an. Evet. Arsenal Manchester United maçını oynayacağız arkadaşlar. Çok önemli bir maç. Zirve mücadelesinde çok kritik bir dönemeç. Saka, Rice, Saliba, Gabriel tam kadro karşımızda olacak arkadaşlar. Basın toplantısı yapalım. Biz de kuvvetli bir takımla karşılarında olacağız. Fernandes şu anda full'e geçti. Fernandes patlama yapacak. Bum 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 bum. Göreceksiniz. Maç gününe geçelim direkt arkadaşlar. Şimdi
şimdi şurada güzel bir ayarlama yapmam lazım benim. Kritik bir maç oynayacağız. Delikti sağda sürmek istiyorum ama Delik biraz yorgun. O yüzden arkadaşlar ilk etapta bizim Leniyoro nereye gitmiş ya? Yoro niye kenarda abi? İlginç olmuş. Bu maç kritik arkadaşlar. Sahaya sürebileceğimiz en kuvvetli ekibimiz burada bizimle beraber olmalı. Kolyeri o yüzden birazcık bekleteceğim. Bruno Fernandes kanatta oynuyor. Velasquez. Rashford yorgun. Onu oynatmak istemiyorum. Bu kadroyla çıkabiliriz arkadaşlar. Şimdilik gözüküyor. Evet, bu kadroyla çıkalım. Daha sonra bir değişiklik yapmamız gerekirse yaparız. Lacivert formamızla sahada olacağız arkadaşlar. Kazanmış mübarek ola. Tam maç girişlik yapmaya gerek yok. Bakayım. Gerçi Arsenal bakalım. Sonuçta Arsenal takımıyla premium partnerlikleri olması lazım. Yok muydu? Var mıydı? Arsenal hala Konami'nin partneri miydi ya? Anlarız şimdi. Evet. Öyle bir giriş olmadığına göre. Orada da Dennis Bergkamp var arkada. Dennis Bergkamp'ın banner'ını mı koymuşlar? Tam ayıkamadım durumu ama. Kim olduğunu? Kim oğlum o? Odegaard. Allah sizi kahretmesin. Evet. Emirates'te maça Manchester United başlıyor. Martinez. Arkadaşlarına ileri gidin dedi. Mazraoui'ye. Tierney'e kaptırdı. Sterling. Sterling gitmedi. Takım kalmadı Sterling'in. Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea. Adam her yerde oynuyor. Kobbie Mainoo. Çok ince kaptı ayağından. Anthony Boralar. Frank Benjamin'in fix tercihlerinden biri haline geldi. Özellikle Garnacho'nun yokluğunda. Ben White çok güzel çalımladı. Saka. Bukayo Saka Dalo karşısında. Odegaard. Çok tehlikeli bir rakip. Çok net futbol oynuyorlar. Çok dikine futbol oynuyor. Arsenal. Tam olarak bir takım olmayı başardılar. Ama biz de formumuz gayet yukarıda. Yıllar sonra bir takım görüntüsü çizebildiğimiz nadir anlardan biri. Teknik direktörün varlığı da burada çok önemli. Doğru taktikleri oynatmak derken Martinez sıçtı batırdı ama toparladı. Dikkatimiz çok dağıldı bir anda. Bruno Fernandes. Hoylund'un müthiş çıkışı. Hoylund gidiyor. Hoylund bu işi yapıyor. Forvet'e ihtiyacınız yok. Ben buradayım diyor. Harika bir gol. Erken gelen bir gol. Emirates Stadyumunda Arsenal taraftarlarını buz kestiriyor. Ryan'ın kollarının altından gitmiş top. Mükemmel bir gol. Saliba ve Gabriel Hoylund'un hızına yetişememiş. Hoylund da arkadaş. Lokomotif gibi herif, tren gibi böyle gidiyor. Tık 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 tık. Gerçek hayatta da öyle. Hatırlar mısınız Galatasaray'a attığı bir gol vardı geçen sezon. Herif ta bütün yarı sahayı koştu ya. Da yetişemediler yani arkasından. Odegaard ve Saka. Erken gelen gol. Dakika 11. 10 dakika olmadan Manchester United golünü attı. Velasquez tekrardan Hoylund'u görecek. Hoylund, oha! Hoylund'un topu önüne alışı, topa vuruşu ve Ryan'ın tek elle kurtarışı resmen kısa bir film çekildi. Az önce Anthony kullanacak. Anthony içeride arkadaşlarına bakıyor. Anthony arkada Yoro'yu gördü. Yoro'ya gelir mi top? Velasquez vuramadı. Gabriel Jesus. Mikel Merino. Kai Havertz ve Sterling aldı önüne gidiyor. Sterling'i Merino yetişemedi. Mazraoui karşıladı. Sterling çok güzel bırakıyor. Kai Havertz müthiş çalımladı. Kai Havertz vurdurmayın. Saka ve gol. Dakika 16'da Arsenal maçı bırakmadığını söylüyor. Saka gelişine
Haversen çeken topu hiç bekletmeden vuruyor. Onana'nın da hafif küçük bir müdahalesi olmasına rağmen Martinez'in bacak arasında çarptığı için Onana da biraz kontrpiyede kalmış. Ve top direğin yanından ağlarla buluşmuş. Evet, Manchester United Arsenal maçı 1-1 devam edecek. Oylund başlattı. Menu. Martinez. Ugarte. Menu bıraktı. Çok tehlikeli. Merino. Merino ikiye zorlayacak Arsenal. Ama Martinez bu sefer çok erken davrandı. Anthony. Anthony. Anthony arkadaşlarını görmek istiyor Anthony. Saliba çok güzel duvarladı orayı. Ugarte. Leniyoro. Mazraoui. Anthony. Mazraoui ve tekrar Anthony. O nasıl bir paslaşma üçgeni. Anthony. Anthony. Ne yaptın Anthony? Merino. Sterling ve Merino. Sterling. Orada kısa bir paslaşma oldu. Tierney. Sterling. Yemedi. Mazraoui. Çok uyanık Mazraoui. Hoylund. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Hoylund'a git artık diyor. Hoylund. Vuracak. Hoylund. Ooo. İnanılmaz. İnanılmaz. O nasıl gol? O nasıl bir şut? Gelişine öyle bir çıkartmış ki. Vay arkadaş be. Yalnız bizdeki karizmaya bakar mısın ha? Arteta'ya dönüp böyle yapmak da. Güzel, güzel. I like that. Gabriel Jesus. Hoylund iki tane atıyor. Hoylund hat-trick'ten bir tık ötede. Ve dakika henüz daha 27. Bu maçta çok gol olur. Havertz. Diego Dalo. Ugarte. Ugarte de takıma alıştı artık. Çok güzel tekte oynuyorlar. Anthony tekrar kaptırdı. Anthony yapma bunları. Bir çalım atsan orada. Hoylund önüne çıkaracaksın Anthony. Sterling. Sterling Mane'i zorlayacak. Mane'i geçti Sterling. Oo faul. Faul. Kart çıkabilir Euro'ya. Çıktı mı? Çıkmadı sanırım. Tierney yaklaştı oraya. Tierney aldı topu. Tierney çalımladı. Tierney Odegaard'a bıraktı. Vurdurmayın Odegaard'a. Gol olabilir ve gol. Adamlar affetmiyor. Her fırsatı değerlendiriyor Arsenal takımı. Gabriel Jesus da eşitliği yakaladı. Abi offside var diye düşündüm ama Martinez mi bozdu offside'ı? Evet, dakika 32. Gabriel Jesus'la beraber durum 2-2'ye geldi. Bu maçta hakikaten çok gol olacak gibi gözüküyor. Arsenal da çok hevesli. Manchester United da çok hevesli. Gol açlığı yaşıyorlar resmen. Ama avarajı hiçbir etkiye sokmayan 2 tane, 2'şer tane boş gol. İki tarafta kazanmak istiyor. Orta sahada müthiş bir savaş var. Özellikle de sol kanadı çok kullandılar. Sol kanatta etkisiz kaldık. Gabriel Jesus. Yoro oyununu bozdu. Mazraoui de araya girip topu aldı. Dalo. Martinez. Tekrar Dalo. Çok güzel pas bıraktı. Ugarte. Menu ve Bruno Fernandes. Anthony. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes önü kalabalıklaştı. Bruno Fernandes. Bacak arası denedi ama çok gereksiz bir hamleydi. Tierney, Ugarte karşısında. Şu anda Sterling ve Anthony karşı karşıya. Merino orta sahada çok etkili bugün gözüküyor. Havertz. Aman diyeyim diyor. Aman diyeyim. Mazraoui. Ugarte kafayı vurabilecek mi? Ugarte çok ters düştü. Hakem devam dedi. Menu. 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 Ah Menu. Ah. Çok kötü pas.
Göstere göstere attı. Havertz offside olması lazım. Jesus offside çalmadı. Leniora da dedi ki offside çalmıyorsanız ben topu alırım kardeşim. Antony de kaptırdı. Havertz'e vurdurmayın. Havertz çalımını attı. Havertz vurdurmayın. Onana. Müthiş kurtarıyor Onana. Bir sakız gibi uzadı. Havertz çok tehlikeli geldi. Dalo. Martinez sakin ol diyor Dalo'ya. Acele etme diyor. Kendisi acele ediyor ama Havertz vurdurmayın. Onana tekrardan Havertz'e izin vermiyor. Manchester United defansı infial. Allah kahretsin. Yoro ile Martinez'in kimyası iyi tutmadı. Evet, şimdi bir arada bir kontrol yapmak lazım. Mail'i çok yavaş. Casemiro'yu ileri atalım arkadaşlar. Şöyle Ugarte ile de Casemiro'yu yeni değiştirelim. Velasquez'den 0 verim alabiliyorum. Ya da şöyle yapacağız arkadaşlar. Yani Velasquez'i hiç oynatamadık ya. Hoylund iyi güzel ama. Casemiro değil de Rashford olsun. Şöyle yapalım. Bruno Fernandes de şöyle yapacağım. Bu taktiğin bize gol attırabileceğini düşünüyorum. Leniyoro iyi güzelsin ama çok kademe hatası yaptı arkadaşlar. Sanırım Harry Maguire gibi yerinde sağlam duran bir defans oyuncusu iyi olabilir. İki oyuncu değişikliğiyle yolumuza devam ediyoruz. Velasquez ve Højlund'u arka arkaya oynatacağım. İki seri ayak, iki kaliteli ayak bize ikinci yarıda galibiyeti getirebilir. Odegaard, Sterling ve Odegaard. Tekrar Sterling. Bukayo Saka. Raheem Sterling içeriye bıraktı. Çok kritik bir pas ve müdahale. Bruno Fernandes. Antony'ye gitti diye. Antony boşluğu gördü. Velasquez vurur oralardan. Velasquez vurdu. İşte natürel pozisyonunda oynarsam bunları yaparım diyor. Nasıl kalçadan çıkarmış şutu. Top bir mermi gibi 114 kilometre hızla gitmiş. Raya diyor ki ben buna ne yapayım? Ben kalkan mıyım diyor. Bir mermiyi durdurabileyim. 50. dakika. İkinci yarıya golle başlıyor Manchester United. Genç oyuncusu Alexis Velasquez ile. Velasquez de saçları dökülmeye başlamış tepeden. Henüz daha erken yaşına rağmen. Tiroid bezlerini bir gösterse iyi olur. Velasquez. Dalo. Ve Martinez şu anda Onana diyor ki arkadaşlarınız sakin. Sakin oynayın. Götüm götüm yaklaştı Havertz ama fark etti Maguire. Bruno Fernandes. Rashford kanatta. Dalo'yu gördü. Velasquez'den müthiş pas. Çok sever oraları Rashford ama biraz daha arkaya doğru kavisli vurması gerekiyordu. Ryan'ın üzerine gitti top. Ben White. Evet. Oyuna Rashford'u alıp Velasquez'i ortaya çekince forvet attı. Bir anda uyandı. Rashford çok güzel aldı önüne. Rashford o çalımı atardın sen Rashford ama üzerine değil. Raheem Sterling ve Bukayo Saka aynı kanatta oynuyorlar şu an tuhaf bir şekilde. Sterling, Odegaard, Sterling. Orada bir üçgen kurdular. Yemedi ama bu sefer. Velasquez sıyrıldı Odegaard'dan. Velasquez arkadaşına git diyor artık. Hadi be. Bukayo Saka. Sterling. Sterling, Odegaard, Saka üçgeni var orada. Dikkatimi çekiyor. Oradan bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Merino. Zarlo sol kanat. Sağ kanat. Özür diliyorum. Saka. Saka ortalar. Saka izin verme orta yapmasına. Dalo. Odegaard'a gelecek. İçeriye kat etmeye çalışıyorlar. Martinez müthiş araya giriyor. Her zamanki gibi. Onana uzun oynayacak.
Arkadaşlarına baktı. Antony'ye çok güzel bıraktı. Antony geriye bıraktı. Hoylund onu alabilirse çok büyük tehlike olur. Alamadı. Saliba. Tierney. Gabriel Jesus. Jesus. Mazraoui aldı. Nereye gidiyorsun kardeşim? Mazraoui. Maguire. Orada çok tehlikeli hareketler. Maguire diyor ki yeter artık. Velasquez çok zor vurdu kafayı ama topu arkadaşına kazandırmayı başardı. Hoylund. Hoylund. Saliba. Çok erken fark ediyor Saliba. Sezgisini kullandı. Havertz. Buzdolabını görünce kaçtı. Odegaard. Mikel Merino. Tierney. Gabriel Jesus. Kanada doğru artık evrildi. Havertz'e gidiyor top. Onu ara müthiş kurtardı. Artık bir beraberliği daha kalbim kaldırmayacak. Şu andaki formumuz iyi. Hadi kullan diyor. Uzatma diyor. Oğlum hop. Arkadaşım sakin. Evet. Yine kısa paslarla oynayacak United. Maguire. Antony. Orası bir karıştı. İnanılmaz bir pres var. Antony'e faul yapıldı. Maguire. Mazraoui. Maguire oradan dönemez o koca götüyle. O yüzden kalecisine döndü. Martinez. Rashford. Ugarte. Çok güzel bir üçgen kurdular orada. Dalo. Dalo. O nasıl bir pas Dalo. Dalo. Rashford gidiyor. Rashford. Yes. Ağzına tükürdüğümün Arsenal'ın sana. Nereye doğru sevineceğimi şaşırdım. Dalo'nun pasının güzelliğini gördünüz değil mi? Saliba'nın başını döndürdü resmen. Bunlar da Rashford'un en sevdiği pozisyonlar. Kaçırmaz. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda çok iyi. Özellikle mesafesi varsa o vuruş anını iyi ayarlıyor. Hakkını yemeyeyim. Evet 4-2 oldu. Emre'si de soğuk duş etkisi şu anda Arsenal'a. Yapılan oyuncu değişiklikleri Manchester United'da işe yaradı ama Arsenal'da henüz daha işe yaramamış gibi gözüküyor. Oyuna hemen Martinelli ve Tomiyasu'yu aldılar. Sol kanattan bir atak girişimleri göreceğizdir muhtemelen. Evet Rashford önünde boş bir alan buldu Rashford. Rashford gidiyor. Rashford şu anda Arsenal defansı iyice şaşırmış durumda. Velasquez. Velasquez. Dalo'yu gördü. Dalo. Velasquez. Çok sert vuruyor Rashford. Kalçadan çıkarttı ama etki etmedi. Evet Dalo'yu artık dinlendirme zamanımız geldi. Luke Shaw'u oyununa alıyoruz. Onların oyuncu değişikliklerine karşılık vermemiz lazım. Dinamik bir oyun sahaya dökmek için habire oyuncu değişikliği yapıyorlar ama bizim defansımız artık yoruldu. Luke Shaw tam bu anda ihtiyacımız olan taze kan. Evet Ryan'ın vuruşuyla başlayacak. Bakalım uzun oynadı. Martinelli baktı ama alamadı. Ugarte. Ugarte. Ugarte çok kötü vuruyor Ugarte. Saliba için çok basit bir top. Odegaard. Bruno Fernandes. Zorluyor Bruno Fernandes. Saka. Havertz vurur. Havertz. Penaltı. Abi böyle bir anda havaya uçurmuş herif resmen ya. Tam da Martinez'in yapacağı hareket zaten yani. Saka kullanacak. Saka bence sola vuracak. Sağa baktı ama sola vuracak. Sola atlayacak. Evet 4-3 oluyor. İnanılmaz bir derbi. Yılın derbisi. Hatta ve hatta Premier Lig'deki en büyük derbilerden biri olabilir. 4-3 oldu. Saka atıyor. Hoylund'da başladı tekrar maç ve Martinez sarı kartıyla oynuyor artık. Martinez'i de değiştirmemiz gerekebilir. Onu ana kanatta Mazraoui'yi gördü. Mazraoui çok zor aldı ama Gabriel Jesus'a gitti top. Odegaard. Ugarte zorluyor.
Tomiyasu, Martinelli çok iyi top yapıyor Arsenal bu dakikalarda. Gabriel Jesus ne yaptığını o da şaşırdı. Arkadaşlar benim Martinez'i oyundan almam lazım. Mecbur delikti alacağız. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ugarte de artık çok yoruldu ama yapacak bir şey yok. Bir orta saha daha değiştirebiliyorsam arkadaşlar biraz orta sahayı toparlamamız lazım. Evet, mümkün olduğu kadar topu geride oyalayacağım. Velázquez koş diyor Højlund'a, koş. Bütün ciğerini kullan diyor. İnanılmaz bir hata. Saliba yetişebilecek mi? Saliba yetişebilecek mi? Top Mazraoui geldi. Mazraoui vuruldu. Bitirdik. Bitti maç. Hey. Chelsea gibi buradan da dönemezsiniz. Højlund'dan akıl dolu bir pas. Mazraoui arkadan buraya kadar öyle bir ciğerle koştu ki Tomiyasu bile zorlayamamış. Raya da panik halinde topa müdahale bile edememiş. Mazraoui ilk golünü sanırım attı. Ya benim kontrolüm altında. 5-3 oldu. İnanılmaz bir maç çıkıyor şu an. Ve evet. 14 maçta bir gol, evet, ilk golünü attı. Helal olsun be. Oğlum dur, az kalsın dudak dudağa geliyorduk. Harika ya. Harikayız ya. Højlund 3 şuttan ikisini tutturdu. Mazraoui Tomiyasu üzülme diyor. Sana çıkışta sushi ısmarlayacağım diyor. Müthiş bir maç. Gerçekten Martinez kendi kalesine olarak geçmiş ama ulan alt üstü top bacağının bacak arasındaki hafif çarptı yani, bir saçma olmuş. Evet, tabii ki de maç sonu röportajımız olacak ve bunu kutlayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle. Sor bakalım. En çok paslanan oyuncuydu. Van Dijk, Anthony hakikaten müthiş oyun oynuyor ya. Gerçek hayatta da böyle oynasa keşke. Martinez. Etkisine abi çok şey yapma. Ağzına laf vermeyelim. Evet, harika bir maçtı. Kobe Mayne tarafından. Seninle gurur duyuyorum. Kobe Mayne çok önemli arkadaşlar. Rotasyondan önemliye doğru açıklayacağız. Oraya doğru kayacak. Zamanı geldiğinde sözleşmesini yenilerken burada güzel bir şeyler yapacağız. Evet. Velázquez hakikaten maçın oyuncusu bence de. Adam direkt olarak yani ikinci yarıda ele aldı orta sahayı. Bütün yönetti. Fernandez de birazcık onun bir tık gerisine çıkınca Fernandez de arka tarafı yönetti. Hakikaten inanılmazdı yani. Aralarında oynanan zirve karşılaşması Manchester United spiker de heyecan kattı. Ben. Tarihinin iyi performanslarından biri, evet. Bu yorumlar birazcık gereksiz olduğunu düşünüyorum. Hala az daha iyi dediğim burada. Evet. Kimmiş ablamız? Kadınlar. Beto. Vallahi acayip işler. Romanya tarafından işçi istemiyoruz arkadaşlar. Teklifi reddet. İstemiyorum. Şu anda öyle bir fikrim yok. Evet arkadaşlar, bir sonraki büyük maça kadar tekrardan simülasyonlarımızı yapacağız. Nottingham Forest'la oynayacağız. Rakip analizine bakalım. Elanga bizden gitti oraya, biliyorsunuz. Çok da önemli bir futbolcuydu. Elanga'yı bence çok erken elden çıkarttık. Greenwood gibi aynı düşünüyorum onda da. Çok iyi kanat oyuncularımız varken arkadaşlar gittik şu anda Antonio'ya falan kaldık. Çok kötü. Kobe Mayne'ı arkadaşlar şöyle yapacağız.
Velasquez'de Fernandez'i değiştireceğim. Aubameyang'i kenara alacağım. Amat'ı oyuna alalım. Luke Shaw da Amat'ın yerinde olsun. Evet, şöyle şu şekilde sahaya çıkılabilir gibi gözüküyor. Sol bek'lere takıldık, kaldık. Normalde Dalo'nun yeri aslında arkadaşlar sağ bek. Dalo şov değiştiğini yapalım. Evet, şöyle bir sahaya bir atalım bakalım. Bir simülasyon patlatalım. 2-1 kazandık. Bruno Fernandes ve Rashford almış 60 golleri. Bakalım sıradaki maç yine Chelsea. Arkadaşlar Chelsea ile arka arka iki maç oynamayacağım. Epey çarka. Çoğu tarafına yeni bir mesajımız varmış. Yeni kadrodur. Tamam kardeşim. Rehavete kapılma. Arkadaşlar FA Cher Cup önemli. Ama arka arkaya aynı takımda oynamak istemediğim için bu maçı da simüle olarak geçeceğim. Rakip analizde hemen bakalım. Tabii ki de çok güçlü bir takım. Bizi Arsenal kadar yormadılar ama. Bunu da söylemem gerekir. Hızlı simülasyon yapacağım. 2-1 kazanmış. Tu Allah kahretsin be. FA Cher Cup'ta da tek maçtı galiba. Elenmiş durumda olabiliriz şu anda arkadaşlar. Evet. Victoria Pilsen maçı var. Bunu da arkadaşlar hızlıca geçeceğiz. Rakip analizine bakalım. Yalandan bakıyoruz tabii bunlara. Yani öyle önemli olduğundan değil. Daha iyi nasıl olacak lan? Salak salak bir soru bu. %100 pas yapmış herif daha iyi olabilir mi diyor. Yok, %100 on atsın. Maça canavar gibi başlayacak Velasquez ve Fernandez. Hemen arkadaşlar maç gününe geçiyorum. Takım bayağı yorgun. Delikli bir dengelemek lazım. Casemiro'yu oyuna alalım. Casemiro ile Ugarte'yi değiştirelim. Rashford'u oyuna alalım. Evet, şöyle bir sahaya kendimizi atabiliriz gibi duruyor. Geri yaması da oynatalım arkadaşlar. Bu maça özel olsun madem. Bakalım Pizzen maçında ne yapacağız? 2-0 kazanmışız. Allah bereket versin. Rashford ve Bruno Fernandes'in golleriyle aldık. Burada yükselişimiz devam ediyor. Evet, en sonunda City maçına geldik arkadaşlar. İlerleyelim. City maçıyla bir sonraki bölümümüzü başlatacağız. Rakip analizine hemen bakalım. Haaland, Rodri, Foden, Walker, Ruben. Aslında adamların bütün takım çok etkili. Bir United taraftarı olarak inkar edecek halim yok arkadaşlar. Adamlar şu an çok iyiler. Oyunun performunu kutlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi maç gününe geçeceğiz. Martin Benoit tarafından yeni bir e-postamız varmış. Bazı milli takım önümüzdeki aylarda İsveç, İzlanda ve Norveç umurunda değil. Evet sevgili dostlar, şimdi artık bu bölümümüzde burada sonlandırıyoruz. Bölümlerimiz offline olarak devam edecek. Geceleri çekim yapmaya özen gösteriyorum. Ama her gece çekim yapamam tabii ki de. Takdir edersiniz ki günün yorgunluğunu da üzerimde oluyor. Hafta sonuna denk geldiği için arkadaşlar çekimimi yaptım. Ama sıklıkla bu kadar gün aşırı şekilde ilerlemem daha mantıklı gibi gözüküyor. Her gün video atamayabilirim. O yüzden şimdiden mazur görmenizi rica ediyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmeyi dileğiyle diyorum arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın ve hoşçakalın. Bir sonraki bölümde City maçıyla direkt start edeceğiz. Bye bye.